Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde ardışık sayıları toplama konusunu işleyeceğiz. Biraz yaklaştıralım şöyle. Evet. Ardışık sayı ne demek? Önce ilk, ilk önce onu açıklayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve devam eden bunun gibi arda arda sıralanan doğal sayılara ardışık doğal sayılar diyoruz. İkinci örneğimize bakalım. 0, 2, 4, 6, 8 gibi İkişer ikişer artan çift doğal sayılara ise ardışık çift doğal sayılar diyoruz. 1, 3, 5, 7, 9 gibi ikişer ikişer artan tek doğal sayılara da ardışık tek doğal sayılar diyoruz. Ardışık sıralanan sayılar bazen onar onlar da sıralanabilir. Şimdi örneklerimizi yaparak alıştırmalarla konuyu daha iyi anlamaya çalışalım. Birinci örneğimizde ne sormuşlar? 28, 29, 30, 31, 32 olarak sıralanmış ardışık sayılarımız var. Birer birer arda arda gelmişler. Bu sayıların toplamasını soruyor. Şimdi burada bu sayıları alt alta yazıp normal toplama yapmak uzun sürer. Bu işin bir kolay kısmı var. Kolay yöntem var. İki yöntemle biz ardışık sayıların toplamasını öğreniyoruz. Ben ilk önce daha basit olan birinci yöntemi sizlere göstereceğim. Şöyle açıklayayım. Bakın burada 5 tane doğal sayı var. Bu doğal sayıları İlk önce eşleştiriyorum. Baştan ve en sondan. Mesela 28 ile 32'yi eş yaptım. 29 ile 31'i eş yaptım. 30 sayısı tek başına kaldı. Yani tam ortada kaldı. 30 sayısı tam ortadaki sayıyı yazıyorum. Şöyle birinci yöntem diyeyim ben buna. Evet. Bu kolay olan basit olan yöntem. 30 sayısı tam ortada kaldı. 30 sayısını yazıyorum ve kaç tane sayıyı toplayacaktım? Ben 5 tane. O zaman 30 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 0 0, 5 kere 3 15. Demek ki buradaki 5 tane doğal sayının toplama sonucu 150 yapıyor. Soru yüzün yerine 150'yi yazabiliriz. Şimdi başka bir örnek bakalım. 30 32 34 36 doğal sayılarının yani ikişer ikişer sıralanan çift ardışık sayıların toplamasını sormuşlar. Eşleştirme yöntemini yaptığımda bakın ne oluyor? 30 ile 36'yı topladım. Şey eşleştirdim. 32 ile de 34'ü eşleştirdim. Ortada tek başına kalan bir sayı yok. Birinci yöntemi bu toplamada uygulayamıyorum. O zaman ikinci yöntemi uygulayabilirim. Nasıl olacak ikinci yöntemim şöyle. Şuraya ikinci yöntem diyeyim. Bakın. Bu kez sayılarımı tersine çevirerek altına yazarım. Yani 30'dan başlayan sıraları sayıları ters çeviriyorum. 36'yı buraya yazıyorum. Geri geri gidiyorum bu sefer. 34, 32 ve 30. Şimdi bu tekrar yazdığım rakamların bir grubu, bir kümeyi, bir toplarım. Bakın şunu topluyorum. 6 66 çıktı. İsterseniz ikinci kümeyi de toplayalım. 2 4 daha 6, 3 3 daha 6. O da 66 çıktı. İsterseniz diğer kümeyi toplayalım. 4 2 daha 6, 3 3 daha 6. Yani bütün toplamalar 66 çıkacak. Ha burada bütün toplamalarda 66 sayısını buluyorsam 66'yı yazarım. 4 tane sayı var. O zaman 66'yı 4 ile çarparım. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 6 24. 2 de elde var. 26 264. Ama henüz sonucu bulmadım. Bu sayıların toplaması 264 değil. Ne yapacağım 264'ü? 2'ye böleceğim. Neden 2'ye bölüyorum? Onu da size açıklayayım. Çünkü bu sayıları tekrar bir daha ben altına yazdım. Ters çevirdim. Yani buradaki rakamları iki defa yazmış oldum. Fazladan yazdığım Bir kez daha yazdığım için iki defa yazmış oldum. Onun için 2'ye bölüyorum. Bölme işlemi yapalım. 2'yi 2'ye böldüm 1. 1 kere 2 2 Yüzler basamağın bitti. Onlar basamağı. 6'yı aşağı indiriyorum. Çünkü ben burada çalışıyorum şu anda. 6'yı 2'ye böldüm. 3 defa var. 3 kere 2, 6. Onlar basamağımı da tamamladım. Sıra birler basamağımda. Birler basamağımı yine kendi çalıştığım yere doğru indiriyorum. 4'ü ve 4'ü 2'ye bölüyorum. 4'te 2, 2 defa var. 2 kere 2, 4. Evet. Şimdi sonucu buldum. İşte cevabımız 132 imiş. Yani burada 30, 32, 34 ve 36 sayıların toplaması 132 imiş. Diğer örneğimizde 10'ar onar, onar sıralanan ardışık sayılarımız var. Acaba birinci yöntemi uygulayabilir miyim? Bakıyorum. Baştaki sayıyla en sondaki sayıyı eşleştirdim. İkinci sayıyla diğer sayıyı eşleştirdim. 80 tek başına kaldı. O zaman ortada 80 rakamımız, 80 sayımız var. Ortada bir sayı olduğunda işim çok kolaydı. Hemen 80'i yazıyorum. Birinci yöntemi uyguluyorum. 5 tane sayıyı toplamışlardı. O zaman 80 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 0, 0. 5 kere 8, 40. Demek ki buradaki sayıların toplamasının cevabı 400'müş. Hemen diğer alıştırmalarımıza bakalım. Evet burada bir hayli sayı var. Evet bakalım kaç tane sayı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı var. Eşleştirelim bakalım. Birinci sayıyla son sayıyı eşleştirdim. İkinci ile diğer sayıyı eşleştirdim. Üçüncü ile diğer sayıyı 25 tek başına kaldı. Evet burada yine işim kolay. 25 tam ortada. O zaman birinci yöntemi kullanabilirim. 25 ile 7 tane sayı olduğu için 7'yi çarparım. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var. 3. 7 kere 2 14. 3 de elde 17. Demek ki buradaki sayıların toplamı 175 ediyor. Diğer örneğimize bakalım. 80, 82, 84 diye devam eden ardışık çift sayıların toplaması var. Eşleştirelim bakalım. Ortada sayımız kalıyor mu? Evet. 80, 90. 82 ile bu eşleşti. 84 ile bu eşleşti. Ortada herhangi bir sayı kalmadı. O zaman birinci yöntemimi uygulayamıyorum. Ne yapıyordum? Sayılarımı ters çevirip topluyordum. Yani 90, 88, 86 diye geriden yazıyorum. 90 artı 88 geri geri yazıyorum bu sefer 86 84 82 ve 80 ne yapıyordum her bir kümeyi her bir grubu topluyordum 0 0 daha 0 9 8 daha 17 170 oldu burayı da toplasam burası da 170 oluyor Burayı toplasam burası da 170 oluyor. Demek ki bütün kümeleri topladığımda 170 sayısına ulaşıyorum. 170'i kullanacağım demek ki. 170 ile hemen ikinci yöntemi uyguluyorum. Kaç sayımız vardı? 6 sayımız vardı. Çarpıyorum. 6 kere 0. 0. 6 kere 7. 42. 42'nin ikisi elde var. 4. 6 kere 1. 6. 4 de elde. 10 oldu. 1020. Şimdi 1020 sayımı 2'ye bölüyorum. Neden 2'ye bölüyorum? Çünkü 2 defa yazdım sayıları. Evet. 1'i 2'ye bölemedim. O zaman 10'u bölüyorum. 10'da 2, 5 defa var. 5 kere 2, 10. Evet. Şimdi bu basamaktayım. 2'yi indirdim aşağıya. 2'de 2, 1 defa var. 1 kere 2, 2. Bu basamağımı da yaptım. Yapmadığım bir basamak kaldı. 0. Onu en alta indiriyorum. Bu basamağı da sormalıyım oraya. Ha şunu da hatırlatalım. Bu 2'den 2 çıktı. Buradaki 0 çıkarmadan geldi. Ama bu yukarıdan basamaklardan geldi. O zaman bunu bölmek zorundayım. 0, 2'ye bölemiyorum. O zaman buraya bir 0 koyuyorum. Cevabım ne oldu? 510 oldu. Şimdi ardışık sayıları toplarken bir de problemler kısmı var. İsterseniz problemler üzerinde çalışalım. Birinci problemimiz Osman her gün bir önceki günden iki sayfa fazla kitap okuyor. İlk gün 14 sayfa okuyan Osman 5 günde toplam kaç sayfa kitap okur? Şimdi buradaki yazılanları ilk önce sayılarla bir ifade edeyim. Osman her gün bir önceki günden iki sayfa fazla okuyormuş. İlk gün 14 sayfa okumuş. Hemen yazıyorum. Diğer gün 2 sayfa fazla okuduğu için 16 sayfa okumuş olur. Diğer gün 18 sayfa okumuş olur. Diğer gün 20 okumuş olur. Kaç gündü? 5 gündü. Ama ben daha 4 gün yaptım. Bir gün daha lazım. 22. Şimdi Osman'ın okuduğu kitap sayfasını bulacağız. Bakalım yöntemlerimizi uygulayalım. Birinci yöntemimiz hemen baştakiyle sondakini eşleştirdim. Bununla bunu eşleştirdim. 18'in eşi yok. O ortada tek başına kaldı. O zaman ortada tek başına bir sayı kalıyorsa işim kolay. 18 sayısı kaldı ortada. 5 gün olduğu için 5 ile çarpıyorum. 5 kere 8 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 5 kere 1 5. 4 de elde 9. Demek ki Osman 90 sayfa kitap okumuş. Diğer sorumuz. Bir futbolcu her gün bir önceki günden bir fazla top sektiriyor. İlk gün 19 defa top sektiren futbolcu 6 günde toplam kaç defa top sektirmiş olur? Hemen yazıyorum. İlk gün 19 sayfa sektir şey 19 defa top sektirmiş. Ben hala diğer önceki problemde kaldım sayfa diyorum. 19 defa top sektirmiş. 2. gün 20 bir fazla sektirmiş. 21 üçüncü gün, dördüncü gün 22, beşinci gün 23 defa top sektirmiş. 6 gün diyordu bir gün daha lazım. 24 defa sektirmiş. Acaba bu futbolcu 6 günde kaç defa top sektirdi? Hemen bakalım eşleştirelim. Baştaki sayı, sondaki sayı eşleşti. İkinci sayı, diğer sayı eşleşti üçüncü sayı ve diğer sayı eşleşti. Burada ortada herhangi tek başına kalan bir sayı yok. O zaman birinci yöntemimi burada uygulayamıyorum. İkinci yönteme bakıyorum. Ne yapıyordum? Sayıları buradaki sıralanmış sayıları ters çeviriyordum. 24'ü başa getiriyorum. 23 22 21 20 19 Şimdi herhangi bir kümeyi toplayabilirim. Ben hepsini toplamayacağım bu sefer. Kafanız çok karışmasın. Bir kümeyi toplasam zaten diğerleri de aynı olacak. Hemen şu başta kümeyi topluyorum. 9, 4 daha 13. Elde var 1. 2 oldu. 2, 2 daha 4. Demek ki 43 bu küme. Diğer küme de 43. Hepsi 43 çıkacak. Bana lazım olan sayı 43. 43 ile kaç gün vardı? 6 gün top sektiriyordu. 6'yı çarpıyorum. 6 kere 3, 18 elde var. 1 6 kere 4 24 1 de elde 25 Evet. 258 çıktı. 258 de ne yapıyordum? 2'ye bölüyordum. Neden 2'ye bölüyordum? Çünkü sayıları bir kez daha kendim yazdım. 2 defa yazılmış oldu. 2'de 2 bir defa var. 1 kere 2 2 çıkardım. 0. Ortadaki onlar basamağını getiriyorum. 5'i bölüyorum şimdi. 5'te 2, 2 defa var. 2 kere 2, 4. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. En son basamağım 8. Onu getiriyorum. 18 oldu. 18'i 2'ye bölüyorum. 9 defa var. 9 kere 2, 18. İşte cevabımı buldum. Demek ki bu futbolcu 129 defa top sektirmiş 6 günde. Dersin bitirmeden önce Sizlere bir kez daha hatırlatayım. Ardışık doğal sayıları toplarken ya da bunlarla ilgili problemler çözerken sayılarımızı baştan ve sondan birbirleriyle eşleştiriyoruz. Birinci yöntemde eş yapıyoruz. İkincileri de eşleştirdik. Ortadaki sayı varsa tek başına kalmışsa o zaman bu sayıyı alıyoruz ve bu sayıyı kaç tane rakam, doğal sayımız varsa burada 5 tane vardı. Ortadaki doğal sayımızı 5 ile çarpınca sonuca ulaşıyoruz. İkinci yöntemimizde sayıları yine eşleştirdik. 19 ile 29'u. Baştaki ile sondakini. İkincileri eşleştirdik. Üçüncüleri eşleştirdik. Ama ortada herhangi bir sayı kalmadı. Herkes birbiriyle eşleşti. Tek başına kalan kimse yok. O zaman ikinci yöntemimizi uyguladık. Ve böylece sonuca ulaştık. Dersimizin sonunda sizlere iyi çalışmalar